Merhaba dostlar. Yeni videomuzla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere bilgisayarınızda internette nasıl kota koyabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Yani bilgisayarınızda bir kota belirleyeceksiniz. Bu belirlediğiniz kotaya ulaştığınız zaman bilgisayarınız size uyarı verecek ve ne kadar internet kullanmış olduğunuzu rahatça anlayabileceksiniz. Böylelikle kotanızı fazla kötü etmeyecek, kendinize sınırlar belirleyebileceksiniz. Bence çok kullanışlı ve faydalı bir özellik. İşlemlerinizi başlamadan önce videoyu sağ alttan beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu kota işlemini ister kablolu internetinize, isterseniz de kablosuz internetinize koyabiliyorsunuz. Bir ayrım fark etmiyor dostlar. Çok rahat bir şekilde ikisinde de işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben mesela şu anda internete kablosuz olarak bağlanıyorum dostlar. Sağ altta gördüğünüz gibi kablosuz olarak bağlandığını görüyorsunuz. Bu kablosuz ikonuna tıklıyorsunuz dostlar. Tıkladığınız zaman ekrana gelen yerden ağ ve internet ayarlarına giriyorsunuz. Bu ekrandan bağlantı özelliklerini değiştire tıklıyorsunuz. Daha sonra karşınıza yine bu şekilde bir ekran geliyor dostlar. Burada sayfayı aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Tarifeli bağlantı başlığının altında bu ağ üzerinde veri kullanımını denetlemeye yardımcı olmak için bir veri sınırı ayarlayın diye bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklıyorsunuz. Bu seçeneğe tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi burada son 30 gün içerisinde Wi-Fi üzerinden ne kadar internet kullandığınızı veya kablolu internet üzerinden ne kadar internet kullandığınızı görebiliyorsunuz. Ben sürekli Wi-Fi'den bağlandığım için son 30 günde 9,5 GB'lık bir internet kullanmışım. Ama gördüğünüz gibi Ethernet üzerinde herhangi bir veri kullanımı yok. Aynı zamanda bu kullandığınız interneti hangi uygulamalarda kullandığınızı da görebiliyorsunuz. Şurada uygulama başına kullanımı gösteri tıkladığınız zaman bu 9,5 GB'lık interneti nerede kullandığımı görebiliyorum gördüğünüz gibi. Chrome üzerinde 5,5 GB'lık bir veri trafiği olmuş. Opera'da ise 3 GB'lık. Bu şekilde dostlar burada kullanım grafiğinizi görebilirsiniz. Buradan geri gelelim. Veri sınırı koymak için ise burada gördüğünüz gibi sınır koy diye bir butonumuz var. Bu sınır koy butonuna tıklıyoruz. Sınır koy butonuna tıkladıktan sonra sınır türünü burada seçmemiz gerekiyor. Bu sınırı her ay mı uygulayacaksınız yoksa bir kere mi uygulayacaksınız veya sınırsız mı seçeceksiniz? Bunu buradan ayarlıyorsunuz. Biz bu sınırlamayı aylık yapsın istiyoruz. Sıfırlama tarihinde ayın 1'i olarak yapalım. Yani her ayın 1'inde kullandığımız internet sıfırlanacak. Mesela 50 GB'lık bir sınır belirleyelim. Veri sınırına 50 yazdık. Buradan birimi de GB seçeceğiz. Daha sonra da kayıt dediğimiz zaman internetimize 50 GB'lık bir veri sınırı koymuş olduk. Gördüğünüz gibi sıfırlamaya 13 gün kaldı diyor. Şu anda 9 GB kullanıldı. 40,5 GB da kaldı diyor. Burada bunu görebiliyorsunuz. Alta geldiğimiz zaman arka plan verilerini de sınırlayabildiğimizi görüyoruz. Örneğin sınırımda %10 düzeyine geldiğimde arka plan uygulamalarını sınırlayabiliyormuşum. Bunu seçtiğim zaman burada yazdığı üzere bu düzeye gelince arka plan uygulamaları sınırlanacak. Veya her zaman sınırlansın da diyebilirsiniz. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Peki bu sınıra ulaştığınız zaman nasıl bir bildirim alacaksınız onu görelim dostlar. Buradan sınırı düzenle diyeyim ben. Mesela 9 GB yapayım. Bildirim görebilmek için. Kayıt diyorum. Evet, gördüğünüz gibi Wi-Fi veri sınırınıza ulaştınız. Wi-Fi veri bağlantınızı kapatmak için ayarlardan Wi-Fi'ye gidebilirsiniz diyor. Bu şekilde de bildirim alıyorsunuz dostlar sınıra ulaştığınız zaman. Sınırı kaldırmak için ise bu ekrandan sınırı kaldır butonuna tıklamanız yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi çok kullanışlı ve faydalı bir özellik. Ayarlaması çok kolay. Rahatça ayarlama yapabiliyorsunuz. Eğer takıldığınız ve yapamadığınız bir şey olursa videonun altına yazabilirsiniz. Zaman ayırıp videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu sağ alttan beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olursanız da seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.